Merhaba arkadaşlar. Mıstık Fenci'de 7 ve 8. sınıf fen programında anlatılacak konularla yine birlikteyiz. Arkadaşlar 7. ünite programımız şu şekilde. 7 tane ünite, ünitemiz var 7. sınıfta. Güneş sistemi ve ötesi, hücre ve bölünmeler, kuvvet ve enerji, saf madde ve karışımlar, ışığın madde ile etkileşimi, canlılarda üreme, büyüme ve gelişme, elektrik devreleri olmak üzere 7 tane konumuz var. Bu konulara, ünitenin konularına şöyle sırasıyla bakalım. Uzay araştırmaları birinci konumuz bir videoda çekeceğim arkadaşlar. Güneş sistemi ve ötesi ikinci videoda birinci ünite iki videoda bitireceğiz. İkinci ünitemiz hücreyi bir videoda, mitoz mayoz, mitozu ikinci videoda, mayozu da üçüncü videoda, üç videoda bitirmeyi düşünüyorum. Üçüncü ünitemiz arkadaşlar kütle ve ağırlık ilişkisi birinci videoda. Kuvvet iş enerji ilişkileri ikinci videoda. Enerji dönüşümleri ise üçüncü videoda. Üçüncü üniteyi üç videoda bitirmeyi düşünüyorum. Dördüncü ünitemiz arkadaşlar uzun bir ünite. Maddenin tanecikli yapısı bir video. Saf maddeler ikinci video. Karışımlar üçüncü video. Karışımların ayrıştırılması dördüncü video. Evsel atıklar ve geri dönüşümü ise 5. videoda toplam 5 videoda dördüncü üniteyi bitirmeyi düşünüyorum. 7. sınıf 5. ünitemiz arkadaşlar ışığın soğurulması 1. videoda aynalar 2. videoda ışığın kırılması ve mercekleri ise 3. videoda düşünüyorum arkadaşlar şu son ışığın kırılması ve mercekleri 2 videoda da çekebilirim ama şu anki düşüncem 3 videoda çekmek 6. ünite konular İnsanda üreme ve büyüme gelişme birinci ünite bitkilerde hayvanlarda üreme ve büyüme gelişme ise ikinci videoda toplam iki videoda çekmeyi düşünüyorum. Yedinci ünitemizin konuları arkadaşlar ampullerin bağlanma şekilleri seri bağlanma paralel bağlanma elektrik akımı ve gerilim konularımızı bunu iki videoda çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerin de desteğiyle tüm üniteleri çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar 8. sınıf programımız, en önemli programımız bu Mıstık fenci 8. sınıf LGS konularına ağırlık verecek arkadaşlar. Sizlerin de destekleriyle kanalımıza bu videoların hepsini tek tek tekmeyi düşünüyorum. Mevsimler ve iklim 1. ünitemiz, DNA ve genetik kod 2. ünitemiz, basınç 3. ünitemiz, madde ve endüstri 4. ünitemiz, basit Makinalar 5. Enerji dönüşümleri ve çevre bilimi 6. Elektrik yükleri ve elektrik enerjisi 7. ünitemiz. 7 tane ünitemiz var. Bu ünitelerde arkadaşlar toplam 61 kazanımımız var. 144 ders saatinde anlatmayı düşünüyoruz. Burada arkadaşlar birinci sınıfta birinci ünitemizin birinci konusu mevsimlerin oluşumunu bir videoda iklim ve hava hareketlerini iki video, ikinci, iki video, ikinci videoda çekeceğim. Arkadaşlar önümüzdeki haftadan itibaren 8. sınıf videolarını anlat e, kanalımda görmeye başlayacaksınız. Bu hafta sonu da olabilir. Önümüzdeki haftadan itibaren 1. ünitenin videoları kanalımda göreceksiniz. Arkadaşlar 2. ünitemiz DNA genetik kod. 1. videoda kalıtım 2. videoda mitos, mutasyon ve modifikasyon adaptasyon. Üçüncü videoda bunun ikisini birleştireceğim. Dördüncü videoda da arkadaşlar biyoteknoloji 4 videoda ikinci üniteyi anlatacağım. 5. ünitemiz basınç. Arkadaşlar basıncı 3 videoda katılarda basıncı 1. video. Sıvılarda basıncı 2. video. Gazlarda basıncı ise 3. videoda toplam 3 videoda anlatmayı düşünüyorum. Arkadaşlar periyodik sistem Dördüncü ünitemizin birinci konusu periyodik sistem. Periyodik sistemi bir videoda. Kimyasal ve fiziksel değişimleri ikinci videoda. Kimyasal tepkimeleri üçüncü videoda. Bu en uzun ünitemiz arkadaşlar devam ediyoruz. Asit ve bazıları dördüncü videoda. Maddenin ısı ile etkileşimini arkadaşlar. Bununla ilgili en az iki video çekmeyi düşünüyorum. Kimya endüstrisinde ile bir video çekeceğim arkadaşlar. Toplam 4, 6, 7 veya 8 videoda Dördüncü ünitemizi çekmeyi düşünüyorum. En uzun, en uzun ünitemiz bu arkadaşlar. Beşinci ünitemizde arkadaşlar basit makineler, basit makinalarla ilgili sabit makara, hareketli makara, parangayla bir video, kaldıraçlarla ikinci video, eğik düzlem çıklık ve basit makinelerin kullanım alanlarıyla ilgili üçüncü videoyu çekeceğim arkadaşlar. Basit makinelerde 3 videoda sizlere çekmeyi düşünüyorum. Anlatmayı düşünüyorum. 6 ünitemiz besin zinciri ve enerji akışı birinci video enerji dönüşümleri 2 madde döngüleri ve çevre sonları 3 sürdürülebilir kalkınma dördüncü videoda anlatacağım arkadaşlar enerji dönüşümlerinde fotosentez fotosentez etkileyen faktörleri burayı bir videoda solunum oksijensiz solunum ve solunumun özellik, burayı 2 videoda çekebilirim arkadaşlar. 7. ünitemizin konusu elektrik yükleri ve elektriklenme Birinci video, elektrik yüklü cisimler 2. video, elektrik enerjisinin dönüşümü ise 3. videoda toplam 3 videoda sizlere çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar, Mıstık Fence YouTube kanalına abone olup desteklerinizle bu yıl tüm ünite konularını kanalımda göreceksiniz. Anlatımıyla, soru çözümleriyle sizlerle birlikte olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.